Vahide, içimdeki çocuğu uyandırdım. Ay. Ben de oynamak istiyorum. Ay, Deniz Ali vallahi kız uyandı içimde. Ay kız bu kız, niye olmadı? Gel başkasını vereyim sana. Ol bitti mi bu? Bitirdim anam. Demek ne ki çok ki? Kilezik gelecek. Aa, var ama içinde sanki. Çok sıktı ki. Böyle sıkıyor muyum? Yok, çıkar dışarıda sık. Ay, ay ama az oldu çok niye? Az, tamam hemen çıkar. Ay olmuyor yani çok az, çok. Çok hafif. Bastırıyor muyum? Burayı bastırıyor muyum? Tamam, çıkar dışarıda bastır. Ay, ay ama çok az. Ben çok uçsun istiyorum. Reyhan teyzeciğim. Sen bence onu al. Yok ya. Sen bence onu al. Öğren içeride. Evde oynarsın. Yani kayınvalideliğin cırkını çıkarmış Reyhan Hanım. Reyhan neyi kutluyor şimdi? Hadi Vahide'nin Vahide'ni kutluyor. Görmüyor musun? Rakibini mi kutluyor şu anda Reyhan? Kutluyor tabii. Reyhan Hanım şey yapmış, bu gelini mutfakta programını kendi atlı karıncalarına çevirmiş, Luna Park'ına çevirmiş. Yani bir kayınvalide edası yok. Reyhan teyze, Vahide onu oldu. Kendi aldığı bilezik için kutluyordu. Ay olsun, ben kutluyor, içimdeki çocuğu. Ne olacak, beni de kutluyor. Sen Vahide'nin aldığı bileziği mi kutluyorsun? Kutlarım, hiç kimse ilgilendirmez. Sen niye Vahide'mi de seviyorum. Ben de getirdik onu. İçimdeki çocuğu da seviyorum. İnsanları seviyorum. Hayatı seviyorum. Oh, sefam olsun anam. Kendimi çok seviyorum en başta. Kendime özgüvenim var. Tamam yapıyorum. Kimseyi de kıskanmıyorum ayol. Yok, kimseyi kıskanacak bir potansiyeli yok Reyhan Hanım'ın. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir kayınvalide bu ya? Oh oh. Senin kayınvalideler odasında canı sıkılıyor Reyhan teyze. Bak bak. Nein. Nein. Vahide'nin almış olduğu bilezikleri kutluyordu Reyhan teyze. Abi kaynana ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Biz birbirimizi çok sevdik. Kız çok ben bilezik sevdik. Alınca bu kadar oynamadım. Ah, ay çok oynamak geliyor. Bugün içimde sevinç var. Bir ilkbahar gibiyim ayol. Abi kaynana biz geldik ya, belki ne yaptın bize? Ne yap bize? Yani Ezgi'yi tebrik ediyorum. Kayınvalidesini idare ediyor. İdare edilecek bir durumu yok ama. Abi kaynana ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Biz birbirimizi çok sevdik. Ay çok serinledim valla. Oh. Hayır ben anlamıyorum. Yani seni mi kutladı? Kutlarını mı döktü? Nispet mi yaptı? Hayır onun bileziklerini kutladı. Annem gerçekten buradaki herkesin görünmüş olduğu yüzüne inanıyor. Yani oynuyorlar, ediyorlar, herkesin iyi niyetli olabildiğine inanıyor. Şimdi hanımefendi götürmüş kayınvalidelere bir hürmet etmek için bir kahve götürüyor. O nasıl bir üsluptur? Ben senin geline gıcığım da al sana köpüksüz kahve. O kahveyi hiç verme daha iyi. Annemin zaten 1-0 kendi kendisini düşürdü. O kahveyi o lafın üzerine sen nasıl alırsın? Anne buradaki insanlar herkes göründüğü gibi değil. İyi niyetlisin biliyorum, safsın, temizsin. Onun için sana bir şeylere söylediğimde, bunların gazlarına gelme dediğimde beni biraz dinle. Çünkü gelininle geldin, gelininle gideceksin. Gelinin seni yanlış yere tuzağa düşürmez. Ama bunlar düşürür. Gelme o tuzağa. Evet. Senin, sana geleyim. Senin gücün bana yetmiyor da mı gidip kayınvalideme yapıyorsun? Yetiyor sana da yetiyor. Bana da yetiyor. Yetiyor. Onun için es geçiyorsun, kayınvalidemin odasına gidiyorsun. Kayınvaliden de kabul ediyor. Bak pamuğu da kabul etti, kahvemi de kabul bana etti. Bana niye gelemiyorsun da ona gidiyorsun? Sen çünkü dinlemiyorsun. Sana çat 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 cevaplarını dinlemiyorsun, vermeyecek. Dinlemiyorsun, dinlemiyorsun. Hadi hadi hadi. Hadi canım. Dinlemiyorsun. Hadiceciğim sen... Lezzetin ay. Değil de buzların kraliçesisin. Ay ben de zaten şu an ne demiştim biliyor musun? Keşke bir hava olsaydı, bir sıcaklık verdim, var. Ne güzel. Ay nasıl iyi geldi, nasıl iyi geldi anlatamam ya. Sen ancak buzların kraliçesi. Siz de orada ateşler içerisinde yanın. Bir tane de yut. Ay Vahide beni bu kadar düşündüğünü bilmiyordum ya gerçekten. Çok mutlu oldum. O yüzden diyorum. Ama vallahi bana burada soğuk suratsız dendi de hiç kimse getirip buz sıcakkanlıyım vermedi. Sıcakkanlıyım diyordu ya, iyi benzettin ha buzların kraliçesi. Evet. Işte yani sen... hiç de sıcakkanlı biri değil. Kime göre, neye göre istediğinizi söyleyebilirsiniz bana göre. Yani diyorum ya. Ne verirseniz onu alırsınız.
Vallahi bu buzlar gerçekten çok iyi oldu Vahideciğim. Arada bir yap böyle şeyler. Ben soğukkanlı olduğunu düşünmüyorum. Hani öyle sadece birazcık daha duruşu, mizacı sert. Soğukkanlı olsaydı ben merak ettim. Reyhan teyzem dedi ağlak Hatice diye. Acaba yani nasıldı falan geleceğim diye birkaç videoya baktım. Soğukkanlı olsa ağlak gelin adını koymazlar. Ağlak Hatice demezler. Sen nereye gidiyorsun kız? Geliyorum iki dakika. Kaşla göz arasında. Merhaba, ben geldim. Merhaba, hoş geldin hoş kızım. Geldin. Nasılsın? Ne getirdin? Hüsniye abla börek getirdim. Mi, baklava mı, ne? Hüsniye abla. O ne? Ne bu? Bu Hüsniye demek, kalbi demek. Taş kalplisi. Aşk ay olsun Vahide. Doğru. Sana da hiç yakıştıramadım. Doğru yapmışsın ama. Ama ben bu taşı saklayacağım. Sakla. Götür evinin en güzel köşesine koy. Ya. Bu taşı hiç Vahide'den beklemezdim. Ama ben... doğru, kız doğruyu söylüyor. Kalbin yüreğin taş bağlı. Ama taş yerinde ağırdı. Çevrene, gelinine, herkese. Vahide de kayınpederini şey etmiş, bahsetmiş ki o çok titizdi. Annem de ondan alışmış. He. Hayır, ben geldiğimden titiziydim. İşlerimi de zamanında yapmışam, temizliğimi de yapmışam. Vahide de yemeği benden öğrenmiş. Nerede ben anne? Ben öğretmişim. Ne zaman? Yine de soruyor benden. Her zaman anne, soruyorsun. Anne ne zaman sen niye öğrettin Allah aşkına? Ben evlendim, İstanbul'a geldim. Sen benimle mi geldin? Ben şimdi böyle kolay şeyleri de kaçmam evde. Annem biliyor. Bazen şimdi geliyor Vahide. Mesela annem arıyor. Ne yapıyorsun? Şimdi buradayken. Geliyoruz ben de sen ne yapıyorsun? Hiç yemek yapmadım anne şimdi yemek. 5 dakika yarım saate bir çeşit yemek, bir sürü çeşit çıkartırım ben yemek. Elimin hızını da biliyor. Ondan sonra ben 23 ama yaşında... Ama ben öğrettim diyor. Hayır 23 yaşında evlendim buraya geldim ben. Bununla gelmedim ben. Şimdi ben geldim ben evlendim buraya geldim. Kayınvalidem İran'da kaldı. Direkt düğün yaptım buraya geldim. Anne sen ne zaman geldiğinde bana öğrettin? Ama yanımda da ilk geldiğinde kaldım ama biraz. Ama anne falan kalıyormuş ya. Tamam şimdi ben ilk evlendim buraya geldim. Annem İran'da kalıyor. Ben geldim kocamla yaşıyorum yemek yapıyorum. Beni annem öğretti de yemek yapıyorum. Belki ne de zaman... hiç ağır yemekler yapmadın o öğrettikten sonra zaten yaptım. Zaten bizim yemeklerimiz ağır. Evet bizim bizim hafif yemeğimiz yok ki. Gerçekten evet, yok. Evet. Gerçekten evet. Hafif yemeğimiz yok ki. Bir çorba ile mesela bir çorba bir salata yapalım öyle bir şey yok. İlla her gün pilav olacak illa et olacak. Böyle karma karışık yemeklerimiz var bizim. Evet. Çok ağır yemeklerimiz var biz öyle. Benim annem çok güzel yemek yapar. Annem çok güzel yemek öğretti bana. Ama kayınvalidemden öğrendim. Kayınvalidem belki bir şey öğrenebilirim ama bana yemek yapmayı öğretmedi. Bir pilavın çeşidini kayınvalidem öğretti ama bütün yemekleri o öğretmedi ki. Evet. Peki. Hepsini ben öğretmedim anne, mi? Anne nasıl öğretirsin Allah aşkına? Allah Allah. Öyle Allah. Bir ya şey. Nasıl? Anne mantıklı bir şey söyle. Ben nasıl evlendim ya? Buraya geldim. İlk sen geldiğinde yemek mi yapabiliyordun? Canım onu... belki sen öyle yapıyordun. Daha önce evet. Dedik şunu da kat diyordur falan demiştir öyle bir tavsiyeler. Tamam ben diyorum bir şeye katmış olabilir. Mesela şu tarzda da yap diyebilir. Onu öğretebilir ama tamamen bilmiyordum anlamına gelmiyor. Sen ben yemek yapmayı biliyorum diyorsun. Tabii ki. Türk yemeği mi yapmayı bilmiyorum? Yok yok zaten Türk yemeğini çok fazla yapmıyorum ben. Ha. Benim eşim İran pilav falan sevdiği için sürekli İran pilav yapıyorum. Evet. Sahibi gelin. Kaldırdık. Vahide. Aferin. Ya. Aferin. Vahide çok yemeğin bana uyuyor damağıma. Yasemin. Gerçekten. Yasemin'inki hiç olmamış. Bilmiyorum. Sebep? Hep öpüyorum ya. Güzel ya. Puan veriyorsun bana. Eline sağlık, emeğine sağlık. Çok güzel yapmışsın. Güveniyorum gerçekten. El lezzetin çok güzel senin. Vahide'yi ortadan kaldıracağım. Senin el lezzetin kaynanam çok... Kaynanam sana çalışmaya başladı. Ama çok ama benim kayınvalidem de sana az yani. Puan vermiyor. Demek ki bizim yemekler çok yakın. Çok uyuyor. Evet çok uyuyor. Annem sen bana 5 verdiğinde annem Ezgi'ye 4 veriyor. Sen 4 verdiğinde annem alabilir. Ama el lezzetiniz çok uyuyor. Çünkü ben de yaptığım zaman aynı böyle yapıyorum. Bak şey Ezgi de biliyor ben biraz yemeği yağlı severim. Annem de 4 verdi. Ne yapıyorsun sen ekstra yağ mı koyuyorsun? Hayır. Bu kadın niye ben ya, yağlı yağ, severim ya, güzel. Deyip bak şimdi yağı kızartma derecesi bana hitap ediyor. Fırına koyuyoruz. Yapma pişiyor. Derecesi hitap ben ediyor. Ben arada bir elimi sürüyorum el da ellerim de vardır elini dokun. Gelinin mutfakta ekibine özellikle Fatih Bey'e kocaman selamlar. Onu çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aslında annem yerken cevabı vermiş. Ben sadece birkaç şey eklemek istiyorum ve görüyorum ki Vahide beni kıskanıyor.
Bence kıskanması çok gereksiz. Yani ben kızıyım, sen gelinsin. Tabii ki anneme saygı duyacaksın, misafirlerini ağırlayacaksın. Yani kızı gibi olmak istiyorsan tabii ki bunları yapacaksın. Bence üzülmen, ağlaman çok boşuna. Tamamen bu konuda anneme katılıyorum. Size ve anneme başarılar diliyorum. Ve hayırlı Ramazanlar tekrar. Bak, görümcem bile annem şimdi öyle bir anlatmış ki, izlemiş, görmüş. Bak şimdi benimle görümcemin arası açıldı. Normalde iyi anlaşır mısınız? Çok iyi. Ben 7 senede... Peki neden küçük bir olayda hemen böyle sen kıskanç bir haline dönüştün? Demek ki annem o kadar sert davranmış ki, sert şeyler söylemiş ki. Nasıl bana sert söylemiş, gitmiş evde de demek ki söylemiş. Şimdi böyle oldu, öyle oldu. Ama ben öyle... Gerçekten bak, görümceme de çok üzüldüm. Ama...